Hey. What's up? Are we ready? Buna uyuz olanlar olmuştu ya. İnsan niye buna sinir olur ya? Değil mi? Çok ilginç. Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda bu zürafa deyip falan. Onun ismi Sophie, tamam mı? Sophie. Şunu ekranımıza uzatalım bunu. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video olacak. Sizin için de benim için de. Yakın zamanda harika bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Outlet alışverişi. Aldığım ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Çünkü çekimlerini yapamamıştım. Böylelikle ürünleri sizlere açabilirim. Bu tarz videoları da ara ara yaptığım zaman sizler de çok beğeniyorsunuz. Aynı zamanda bir de çekilişi başlatacağız. Bu videoda sonunda o çekiliş geliyor. İnşallah bu son 3 ayı bu şekilde her ay çekiliş yaparak da kapatmak istiyorum. Yani bu 3 çekilişten ilki gibi düşünebilirsiniz. Sadece YouTube özel olacak. Tabii ki şartlarını ileride konuşacağız. Çevremde bir sürü alışveriş poşeti var. Şimdi onları tek tek yukarı doğru kaldırıyorum ve sizlerle bakıyoruz. İlki bir Adidas poşeti. Bayağı da beni eleştiriyorsunuz zaman zaman. Haklısınız da tabii ki, benim de hoşuma gidiyor. İşte abi eşini al, kendini alıyorsun, niye eşini almıyorsun? Şimdi bir kanal yaptığım için arkadaşlar video üretmem lazım. Eşime aldıklarımla çok videolar dönmüyor. Diyorum ona, istiyorsan tabii ki sana yönelik videolar da yapalım. Ama hem ben yapacağım hem ben tanıtacaksam kendime almam lazım gibi bir düşüncem var. Çünkü video üretemiyorum diğer türlü. Ancak böyle bu şekilde alışveriş videoları yapabiliyorum. İlki eşime aldığım çok harika bir Adidas çantası. Görür görmez eşim de çok beğenmişti. Üst tarafında şu şekilde Adidas yazıyor. Bazı vloglardan hatırlayanlarınız olacaktır muhtemelen. Üstü biraz daha peluş oyuncak gibi. Bayağı kaliteli bir yapı. Normalde 650 lira gibi bir fiyatı vardı. 200 liraya çok güzel yakaladım. Tekti, başkası da yoktu. Eşim de çanta giymeyi çok sever. Görüyorsunuz Three Stripes'ı bir askısında mevcut. Şu yerleri de çok güzelmiş. Üstünde ne yazıyormuş çok okuyamıyorum ama The Brand with the Three Stripes. Görüyorsun. Bayağı tatlı, güzel. Eşim bunu güle güle giysin, güle güle kullansın. Biraz da büyük bir çanta. Normalde eşimin çantaları bir tık daha, sanki değil mi? Bir de bebek çantası gibi de kullanabilirim. Bebek çantam var ama o bazen çok büyük oluyor. Bu böyle evet, tam orta, çok güzel. Ne güzel, ne güzel. Eşimden güzel bir hediye bir tane. Diyelim. İlk alışverişimiz buydu arkadaşlar. Şöyle diğer tarafa koyuyorum. Tabii ki Adidas'tan sadece onu almadık eşimize. Değil mi? Ne aldık? Bir de... Bam bam! Bir boost kutusu. Boost'un içinde ne var? Yaklaşırsanız sizle birlikte açalım. Woo! Efsanevi bir NMD var arkadaşlar. NMD R1, R1 diye geçiyor. Eşim bana NMD'mi hediye almıştı. Siyahtı. Ben de uzun zamandır onu almak istiyordum. Çok onun tarzı olmasa da, sence senin tarzın mı çok? NMD benim tarzım değil. Olsun ama dedim ki bu rahatlığı, bu güzelliği hissetmen lazım. Çünkü benim en çok tercih ettiğim ayakkabı arkadaşlar NMD. Bu da görür görmez çok tatlı geldi gözüme. Altına bakabilirsiniz. Şık geldi. O yüzden kaçırmadan almak istedim. Siz beğendiniz mi bu hediyeyi? Görünce şok oldun mu? Doğru söyle. Olmadın mı? Ya mavisini görmüştüm. Mavisini daha mı çok beğenmiştin? Mavisini daha çok beğendim. Bence bu daha güzel elde, biliyor musun? Çünkü ben mavisini de gördüm, bunu da gördüm. Çünkü bu renkler çok oldu bende. Yoksa güzel aslında. Yani mutlu olmadın mı şimdi sen bununla? Hayır, çok beğendim. Çok güzel. Bunu diyeceğini biliyordum ben de. Veya hissetmiştim diyeyim. O yüzden bir şey almıyorum, eşime demiştim. Dedim ki eğer onu beğenmezse bunu beğenmeyeceğim. Ne diyorsunuz? İşte bu. Ya. Çok güzel. Değil mi? Bir de arkadaşlar Ultra Boost aldım. 3 olabilir. Emin değilim. Zaten 1-2-3 birbirine çok yakın. 4 de olabilir. Şu an için tam kestiremiyorum. Sende 1-2 var değil mi? 1-2 var. 1-2-3 ve 4 çıktı sonra işte. Sonra bu 3. 4 değil. 3. Yani 4'te bu şeyleri daha farklıydı. Evet, evet. Arkadaşlar bu ayakkabı bence efsane. Kıyaslama yapalım. Siz hangisini daha çok beğendiniz? NMD mi yoksa Ultra Boost mu? Birbirine tabii çok yakın ayakkabılar dediğim gibi. Ama ben bu renklere bayılıyorum ya. Kendim giyemiyorum. Eşime almak istiyorum galiba. NMD biraz daha arkadaşlar renkli, farklı. Şu topuğundaki Adidas yazıları, logoları, işte yine aynı şekilde yanlarındaki Adidas çıkartmaları çok hoş. Ultra Boost ise tabii ki daha spora yönelik, daha koşu, yürüyüşe yönelik. Üstündeki primeknit yapısı, bağcıkların daha çok sıkabilmeniz, performansa yönelik bir şeyler yapıyor. Bu daha fit duruyor Ultra Boost. Ben onu o yüzden daha çok böyle daha şıkı duruyor. Ama rahat. Hı-hı. Denedim yani sen. Benim biliyorsun en çok tercih ettiğim ayakkabı, sen biliyorsun siyahı var bende. Hı-hı. Aşırı çok giyiyorum. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ultra Boost'un rengi, arkasındaki bu topuğundaki çıkıntılar falan çok güzel. Bir tane daha vardı ya lace'lı salmıştım falan. Yani şimdi üçü aynı renk oldu. O yüzden acaba arkadaşlar, dedim o mavi mi olsaydı 4 tane daha olsa 4 tane daha alırım dedim. O kadar çok rahat. Kendimi alamıyorum çünkü erkekleri çok daha pahalı oluyor. Ama eşimin ayakları rahat etsin istiyorum. İyi mi yapmışım, kötü mü yapmışım? Siz karar verin. Ne kadar da fazla bu renklerin olsa yine giyersin. Eskiyecek illaki değil mi? Hı-hı. Bir de arkadaşlar eşim... Ama ben bunlar o kadar güzel ki kıyamıyorum. Öyle değil bir mi? Durum var. Hepsi güzel. Bir tanesi de kıyabil diye alıyorum işte ben de bak. Hani Nike'lara kıyıyorum da Adidas'lara bir kıyamıyorum. Adidas'lar bence de çok daha kaliteli. Hı-hı. Bu da pırıl pırıl harika bir ya şeyi gerçekten. Bile düşün bak, griyi o kadar okulda giydim. Patlattım yani, artık içi falan yırtılmaya başladı. Hala dıştan çok güzel, evet, çok yeni gibi buz durmuyor mu? Diyorsun değil mi? Evet. Aha. Arkadaşlar eşim buzcu, tamamıyla Adidasçı. Nike hep böyle almak istiyorum, hadi alalım sana edelim diyorum. Hiçbirini beğenmiyor, içinde rahat da edemiyor. Ama Adidaslar özellikle buzlarda ayakları cennette gibi, yastıkta gibi oluyor. Bir de kendisi öğretmen olduğu için de hep ayakta güzel ayakkabılara ihtiyacı var. Ben de onları alıyorum. Hatırla. Bugün de tebrikinizi bekliyorum diyorum. Alkış sesi burada. Çık 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 çık. Hatta sen seç ben almıştık ya, yapmıştık ya. Hmm. O zaman bile yani Nike'dan çıktım, Skechers'a gittim. Aa dedim kesinlikle Skechers almalıyım oldum. Aynen. Yani Nike o kadar işte rahat edemiyorum. Birçok çocukta gitmişsin, endendiğini almışsın, şu bu gibi saçma sapan yorumlar yapmıştı. Eşimle arkadaşlar, eşim seçti ben aldım tarzı güzel bir video yapmıştık. İzlemediyseniz hemen yukarıdaki i harfinden izleyebilirsiniz. Tatlı güzeldi, birçok ayakkabıyı giydi, denedi. En çok Skechers'lerde rahat etmişti. Adidas'a bakmamıştık o gün. Tabii Adidas'a baksak zaten Adidas'a isterdim ama o zaman Adidas'ta indirim yoktu galiba. Aynen, indirim varken her yeri gezmiştik, güzel bir video yapalım demiştik. Nike'da bütün ayakkabıları deneyip hiçbirini beğenmemişti. Millet de çok işte saçma sapan, yok bilmiyorsun, yok gidip en kötü kendine Jordan alıyorsun. Jordan demek çok iyi bir şey demek değil arkadaşlar. Bende de 7-8 tane boost var. En rahat ettiğim gündelik ayakkabılarım hep bunlar oluyor. He, Adidas'ın basket ayakkabısı tartışılır, Nike'ın tartışılır ama bu farklı bir konu yani. Yürüyüş ayakkabısı boost'un üstüne ben tanımıyorum. Hem kalite olarak, uzun süre kullanılabilirlik olarak, rahatlık olarak bence hep Adidas'tır yani. Bence evet. De. Yerine koyalım. Ah bebişim. Gelecek kameramanımız da orada yetiştiriyoruz arkadaşlar. İşin mutfağından yetişiyor. Çok tatlı. Cevap veriyor. Kafa fazla uzatma, hemen videoyu bitir ki ben burada sıkılıyorum dedi. Bu kadar eşimizi almışken kendimize de ufak bir şeyler alalım dedik arkadaşlar. Kendime de hem Adidas'tan hem Nike'dan güzel şeyler aldım. Onları şöyle komple çıkartayım ve birlikte onlara bakalım ve daha sonra da çekilişimize geçelim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hem sohbet hem muhabbet. Umarım hoşunuza gidiyordur. Hem de çekiliş yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer şu ana kadar buradaysanız ve geçmeden izlediyseniz adamsınız, kralsınız. Like atmayı unutmayın. Videoları paylaşın. Zil işaretine basarak abone olursanız sevinirim. Yükselişe geçiyoruz arkadaşlar çünkü. Şu süreçte kaçırmamanız gerekiyor. Hem Instagram'da hem YouTube'da güzel şeyler olacak. Keşke böyle hani 3 ay dedin ya çekiliş yapacağım. İşte bir dahaki ay 80 bin olsak, öbür ay 90 bin, 3. ay sonunda da 100 bin olsak. Yani öyle bir şey başarabilirsek arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ya 100 binde 10 tane falan ayakkabı vermek istiyorum. Eğer bu ivmeyle gidebilirsek efsanevi işler olacak. Sizin desteğinizle ben de size çok daha güzel videolar, içerikler ve çekilişler yapmaya çalışacağım. Evet, Nike ve Adidas şeylerim de bu şekilde. Adidas diyorum ama Reebok alışverişim açıkçası arkadaşlar. Biliyorsunuz Reebok'ta Adidas'ın olduğu için bir tane CrossFit şortu aldım. Efsanevi yakıştı. Aslında üstüme denesem güzel olur ama bu videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Diğer vloglara ve videolara bakın. Genelde zaten bunları giyiyor oluyorum. Şöyle diğer tarafında da Reebok CrossFit logosu var. Özellikle CrossFit yapan arkadaşlarım varsa ya bence bu ekipmanlardan almalısınız. Beni öyle gaza getiriyor ki belimden dolayı çok bir şey yapamasam da böyle hoplayıp zıplayasım geliyor bu ekipmanlar sayesinde. Bu şort normalde arkadaşlar 385 liraymış. 200 liraya aldım. Yani neredeyse %50 bir indirim var. Çok da yakıştı bence bana. Yani fit oldu. Gayet güzel oldu. Bir de yine bunun üstüne tamamlamamız lazım dedik ve güzel bir CrossFit tişörtü aldım. Oradan destekliyor. Evet, bence gayet de güzel olmuş baba diyor. Güzel. Medium aldım ama umarım bu çok aşırı dar olmaz üstüme. Genelde large giyiyorum ama bu da çok large, çok büyük gelmişti bana. Bence de medium'u large gibi geldi. Biraz da esneyen de bir kumaş olduğu için şöyle köşesinde de güzel yazılar mazılar mevcut. Güzel bir kombin yapabileceğim. Bir tane de yine Reebok'tan arkadaşlar şu şekilde aktif chill teknolojili run tişörtü aldım. Koşu tişörtü aldım. Bunun inanılmaz aktif bir... Aktif chill ne işe yarıyor? Aktif chill yani çok hızlı kurumanı sağlayan, serinlik hissi oluşturan inanılmaz rahat ve güzel bir kumaş. Şu arkada tişörtlerimde 2-3 tane var ve bayılıyorum gerçekten. Bir tane daha hep almam gerektiğini düşünmüştüm. Bunu da aldım. Bunu da large aldım arkadaşlar. Yani Reebok'un bu kalitesi de harika. Biraz Under Armour'u da andırıyor bana bu tişörtleri. Çok güzel oluyor. Ve tabii ki Nike'dan çok küçük bir alışveriş yaptım. Boxer aldım arkadaşlar. Çok fazla onu burada göstermeyeceğim ama şöyle ikili Boxer pack vardı. Normalde ben boxerlarımı hep Under Armour'dan giyiyorum. Bayağı da güzel oluyor onlarınkisi. Ama bir tanesi, pardon, ikili paketi 200 lira falan herhalde onların. 220, 230. Üçlü. Üçlüler daha pahalı oluyor. Ya tanesi 100 liraya geçiyor gibi bazen. İndirimden yakalaman lazım. İndirimde arkadaşlar 2 tane Nike şu şekilde boxer'ını ne kadar aldım derseniz 60 mıydı, 70 miydi? O kadar uygun aldım. Çok iyi. Mükemmel aldım. Yani denemek istedim. Denemek için de en iyi zaman olduğunu düşündüm. Şöyle biraz bakarsanız bacaklarında daha farklı bir şerit var. Belinde Nike kısmı ve arkada şöyle Nike işareti var. Hoşuma gitti. Deneyeceğiz, bakacağız. rahat olduğunu çok söyledi bana arkadaşlarım. O yüzden hani bir de denemek istedim bunu. Son olarak da arkadaşlar Nike'dan şöyle tatlı mı tatlı, güzel mi güzel, kareli, biraz şık ve modaya uygun olduğunu düşündüğüm bir tişört aldım. Futbol tişörtü diye geçiyor. Üstündeki de mesela futbol tişörtü. Nasıl sence? Daha dar, daha böyle fit. Oturunca güzel ama ben ayakta beğenmiyorum. Kısa geliyor boylara. Yani bence çok ideal. Hani bazen basketçilerimi uzun seviyorum, bazen kısa seviyorum. Her moduma uygun tişörtler olmuş oluyor. Videolar önünde bu benim hoşuma gidiyor. Bunun da esnemesi, mesnemesi. Denemeden aldım. Direkt lak diye aldım bunları. Umarım üstüme güzel olur. Çünkü biliyorsunuz koronadan dolayı birçok mağazada deneme kabinleri kapalı. Arkasındaki şey çok ilginç. Baksana V şeklinde. Yakasının arkası. Şöyle detaylara takılan çok tatlı. Her şeye bakıyorum işte. Ve bir kolunda da arkadaşlar şöyle bir şerit var. Evet, sizin beklediğiniz çekiliş videosu, çekiliş haberi burada arkadaşlar. Çekilişte ne vereceğiz? Şimdi 3-4 ayakkabıdan bahsedeceğim. Sizin bu 3-4 ayakkabıdan seçmiş olduğunuz birini hediye edeceğim sizlere arkadaşlar. Onlardan bir tanesi hangisi? Kyrie Hybrid ayakkabısı, Kyrie Hybrid S2 ayakkabısı arkadaşlar. Seçeneklerden bir tanesi. Biliyorsunuz incelemesi var, kargo açımını yaptık. Eğer bu ayakkabı hakkında daha fazla detaya sahip olmak istiyorsanız, bilmek istiyorsanız bir izleyebilirsiniz. Bir tanesi bu, diğeri de Freak 2 performansa yönelik 2 harika ayakkabı. Sizlere hediye edebileceğim ayakkabılardan. Freak 2'nin de açılımını yapmıştık, kargo açılımını. Çok kısa bir zamanda detaylı performans incelemesi de gelecek. Ama sanki performans olarak ben Freak 2'de daha çok rahat ettim. Tabii ki tercih sizin. Hangisini seçmek istiyorsanız yorumlarda onu yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Kyrie Low 3 vereceğim. Onun da şu anda resmini görüyorsunuz. İstediğiniz modelin, istediğiniz numarasını sizlere direkt olarak Nike'dan sipariş vereceğim. Nike sizin adresinize postalayacak. Hiç ben görmeyeceğim bile. Aslında dedim kendime alayım, açayım edeyim mi? Sonra dedim yok, direkt kardeşim ilk defa açmış olsun. Daha tatlı, daha güzel olabilir aslında. Yoksa kendime mi söyleseydim? Bakarız, düşünürüz onu. Bakalım ya. Son kazanan arkadaşlarımla onu konuşuruz. Kardeşim müsaadenle ben ilk başta alayım, inceleyeyim, sana sonra göndereyim diye bir rica edebilirim belki, eğer farklı bir şey istersen. Peki çekilişe nasıl katılacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. YouTube kanalına abone olup o zil işaretine basmanız lazım. Daha sonra bu videoyu beğenmeniz lazım ve aşağıya yorum yapmanız lazım arkadaşlar. Yorumlarda da sizden şunu istiyorum. Normal güzel yorumlar yapabilir, güzel temennilerde bulunabilirsiniz. Instagram adresinizin nickiyle birlikte arkadaşlar yorum yapmanızı istiyorum ve de seçtiğiniz ayakkabı hangisi? Tercihlerinizi lütfen sıralayın 1-2-3 şeklinde. İlk Kyrie istiyorum, sonra Freak 2 istiyorum, sonra işte Kyrie Low istiyorum veya tam tersi. Ben böylelikle hangi ayakkabının daha çok istendiğini bu şekilde anlayabilir ve daha sonra o ayakkabıyla ilgili yeni çekilişler de yapabilirim. Bu yüzden sizlerin hangi ayakkabıları istediğinizi sıralama şeklinde yazmanızı istiyorum. Bunlar YouTube şartlarıydı. Tabii bir de beni Instagram'dan takip etmeniz lazım. Instagram'da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece beni takip etmeniz lazım arkadaşlar. Instagram'ımı ama takip ederseniz de zaten orada mutlu olacağınızı düşünüyorum. Çünkü genelde güzel paylaşımlar yapıyoruz, daha aktif oluyoruz, daha etkileşimli oluyor. Ayrıca Instagram'dan da çok büyük bir çekiliş şu anda planlama aşamasındayız. Yani beni takip ederseniz zaten burada pişman olmayacaksınız. Zaten takip de etmelisiniz diye düşünüyorum. Durum bu, çok basit. YouTube şartları ve bir tane Instagram'dan takip istiyorum. Fazla uğraştırmayacağım sizleri. Freak 2'nin detaylı performans incelemesini yapmayı düşünüyorum. Yine Kyrie Low 3'ü de yapacağım ama bu çekilişe yetişmeyebilir. Devamlı güzel, harika işler yapacağız. Bu dediğim gibi sadece bu ay 10. ayın çekilişiydi. 11 ve 12'de de yeni güzel çekilişler, yine böyle seçmeli çekilişler yapmayı düşünüyorum. Eğer Aralık sonuna kadar da 100.000 olursak zaten 10 tane ayakkabı, belki işte LeBron 18'ler, belki Jordan 35'ler falan verebilirim. Böyle şeyler istiyorum, planlıyorum. Bunlar hep sizin desteklerinizle mümkün arkadaşlar. Sizden ricam beni desteklemeye, videoları tam olarak uzun izlemeye, like atmaya, yorum yapmaya dikkat etmeniz. Bu şekilde açıklama kısmına yapmanız gerekenleri yazacağım. Yorumlara da yazacağım. Bu kadar basit. Peki ne zaman açıklayacağız çekilişi? Bu videoyu ayın 13'ünde koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu videoyu arkadaşlar ayın 13'ünde koyacağım. Ayın 23'ünde çekiliş son bulacak. 24'ünde de ben kazanan arkadaşımla iletişime geçeceğim. 23'ü saat 12'ye kadar yaptınız. Ondan sonra maalesef hakkınız kalmayacak. 10 günlük bir çekiliş olacak. Dediğim gibi Cuma günü 23'ünde çekiliş son buluyor. Bol şans diliyorum. Umarım ihtiyacı olan güzel bir arkadaşım kazanır. Teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya yorumlarınızı yardırın arkadaşlar. Bir sonraki güzel içeriklerde görüşmek üzere. Ayakkabılar ise out. Ne oldu oğlum? Bırakmadın ki ben...